Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Full Tech 8'li uzatma kablosunu inceleyeceğiz. Kendisi termal korumalı 3.2 USB'ye sahip, yani 3 adet USB'ye sahip bir fiş, bir uzatma kablosu diyelim. Şimdi arkadaşlar gelelim kutu üzerindeki özelliklere. Güvenli 2 metre kablo uzunluğu, sıya dayanıklı 4000 wattlık bir ibare var burada arkadaşlar. 16 amper. Burası ise cep telefonu, tablet, bilgisayar, kamera, televizyon, hoparlör, yazıcı, faks gibi tüm elektronik cihazlarıyla uyumludur diye yazıyor arkadaşlar. Yani olabilir. Model numarası da bu arada FTR08. Kutunun geri kalan özellikleri hemen hemen aynı, hem sağ solu. Sadece burada teknik özelliklerine değinmişler. Priz sayısı 8, USB sayısı 3 tane. Maksimum 2.1 amper destekliyormuş. Priz tipi CEE7 Şuko. Nominal giriş voltajı 250 watt. Nominal giriş voltajı 250 watt maksimum. Kablo uzunluğu 2 metre, rengi siyah. Koruma tipi termal, kısa devre. Çalışma değerleri 16 amper, 4000 watt. 4000 Joule max, 100-250 arası AC. 50 ile 60 arası arasında çalışıyormuş arkadaşlar. Kontroller LED indikatörlü güç anahtarlar, yani şunlar arkadaşlar. Şimdi ürünü sizlerle birlikte bir açalım bakalım, Bismillah deyip bakalım nasıl olacak. Bu arada ürünü niye aldım derseniz, ben BİM'den almış olduğum ProSmart ürünü bozuldu, USB'leri filan. Garantiye yolladım olmayacak diye. Kesin olmaz dedim. Yaptılar, o da geldi, bunu da almış oldum. Ben bunu kullanacağım, onu da yedeğe ayırırım artık. Şimdi ürünü bir açalım. Burada poşette bir şeyler yazılmış ama büyük ihtimal özel bir mesajı yoktur arkadaşlar. Evet, ürün böyle arkadaşlar. Biraz plastik kokuyor. Resimde bunların içi mavi gözüküyor ama burada gördüğünüz üzere siyah içleri. Sıkıntı değil. Anahtarları bunlar. Bu anahtarların biri şu ve USB'lere ait olsa gerek. Bir tanesi de sadece şuraya ait olması gerekiyor arkadaşlar. Yani USB'ler hep çalışır. Şalterler biri buna, biri buna aittir. Genelde böyle oluyor bu tür ürünler. Ürün kablodan bağımsız olarak hafif arkadaşlar. Kabloyu da ekledik mi? Tabii ki ağırlaşıyor. Onu da söylemiş olayım. Şimdi üründe arkadaşlar iki adet duvara asma opsiyonu mevcut arkadaşlar. Bir şu delik, bir şu delik, şu deliklerden duvara monte edebilirsiniz. Ya da geçirmeli olarak duvara monte edebilirsiniz arkadaşlar. Düz zeminleri şöyle kullanabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Ürünün arkasında yine arkadaşlar Full Tech yazıyor. Model FTR08, yine aynı özellikle mevcut. Tabii ki Çin malı. Sert plastikten mamul. Şimdi bunu bir fişe takalım bakalım patlamazsak. Evet, kablo uzunluğuna da bakmış olalım. 2 metre gibi var arkadaşlar. Tabii şurası da sağlam sayılır. Ama dediğim gibi daim bu fiş ürünlerini böyle bir veri yapmak zorunda kalıyorum. Ağır voltaj harcayan, yani ne bileyim, ısıtıcı, böyle ağır ısıtıcılar var ya, UFO tarzı. Onun gibi ısıtıcılar arkadaşlar lütfen termostatlı kullanın. İşte belli bir dereceye gelince hemen kapansın. Full ayarda kullanmayın. Yani güven olmuyor bazılarına, bazı fişlere. O yüzden arkadaşlar, yani test ederek abi koku gelir mi gelmez mi onu ona göre test ederek kullanın arkadaşlar. Şimdi şunlar kapalı arkadaşlar. Ben bir fiş takayım, Bismillah deyip. Şu an taktım, bir cızırlama patlama yok. Bismillah deyip şunu açalım. Şu an bunlar açıldı. Kapatalım. Şu an bunlar da açıldı. Şunları açınca şuranın içi mavi yandı. Heh. Tamam, şimdi ürün görselindeki gibi bir şey oldu. Dediğim üzere arkadaşlar, bu şartel USB'lerle şunları destekliyor. Şurada şurayı destekliyor. Demek ki yanılmamışız. Demek ki her zaman kulon kromuza bakmak zorunda değilmişiz. Şimdi bunu açtık. Burada bir temassızlık söz konusu gördüğünüz üzere. Bir deneyeceğim arkadaşlar, bu çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Neyle deneyebilirim, bir dakika. Çok da görmüyorum ama pil şarjıcıyı taktım. Açtım, gördüğünüz üzere voltaj gidiyor arkadaşlar. Bunun burası bozuk. Ben bunu servislere görüşeceğim artık.
Şuraya taktık. Açtık, herhangi bir sıkıntı yok. Mister gibi çalıştı arkadaşlar. Bu tür ürünler arkadaşlar test edin. Şimdi bu açılır açılmaz, kapanır kapanmaz. Buraya bir ağırlık koyarsın, gider gelir. Buraya bağlı olan ürünlerini yakar, bozar. O yüzden böyle fanteziye gerek yok. Ben bunu servise bildireceğim, yani aldığım satıcıya bir bildireyim bakayım. Durum ne olacak? Ha, ürün güzel mi? Güzel, iş görür mü? Kesinlikle iş görür. Özellikle de hani evinde birden fazla şeye bağlıysa, mesela bir üçlü yetmiyorsa insana yeter. Hayli hayli yeter. Bu esprilerde dediği gibi telefondur, powerbank'tir, şu bu takılabilir arkadaşlar. Bu tür konularda hayat kurtarıcı olabilir. Yalnız şu kısım beni üzdü. Onu da es geçmeyeyim. Bu arada ürünün özelliği nasıl çalışıyor onu da göstereyim sizlere. Hem sizin hem de benim için de kalmasın. Şöyle takalım. Gördüğünüz üzere biri yandı. Sıkıntı yok. İkincisi de çalışıyor. Üçüncüsü de çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Ürünün özelliği sağlam. Şu kısmı da sağlam, en azından bir sıkıntı yok ama şurası için aynı fikirde değilim ne yazık ki. Yani belki basit bir onarımla yapılabilir, bir tornavida işi filandır ama uğraşmak istemem kısacası arkadaşlar. Bu böyle yanar, sonra söner, yanıp söner. Buraya bağlı olan tüm ürünlerin içinden geçer arkadaşlar. Gerek yok. Yani bu tür kısa devreler yangına da neden olur. O yüzden bu tür ürünlerde bir sıkıntı falan yaşadığınız zaman hemen iadesiyle uğraşın arkadaşlar. Ben de birazdan onun işlemi başlatacağım zaten. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.